Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ramazan hadislerimize devam ediyoruz ee, Rubiya anhu Anhu dediği yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre bir önceki hadiste Ebu Hureyre geçtiği için Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle e, muhakkak ki Peygamber Efendimiz dedi Men kim enfeqa zevceğini Kim iki çift infak ederse e, Allah yolunda çift sadaka verirse nu diye nide edilir min ebuabil cenneti cennetin muhtelif kapılarından nida edilir yani çağrılır ne diye şöyle nida şöyle çağrılır ne diye nida edilir şu şekilde nida edilir ya Abdullah ey Allah'ın kulu ey Allah'ın sevgili kulu hada hayrun bu hayırdır bu hayrundaki tenvin et tenvinu lit tefhimi yani yüceltmek içindir. Yani ey hayrun azimun bu büyük bir hayırdır. Yani burada hayır ve bereket vardır. Yani hayırı çift veren tamam mı çift sadaka veren mesela burada bazı şeylerde demiş ki birinci hadisteki çift sadaka bazı rivayetlerde iki koyun, iki sığır, iki dirhem diye aynı maldan, aynı cinsten iki sadaka şeklinde açıklanmıştır. Bu ifadeden sadaka vermeye mümkün olduğunca devam eden kimseden bahsediyor. Çokça hayrı yapan. Femen kim? Ee, evet ne diye çağrılır? Allah yolunda çift sadaka veren kimse cennetin muhtelif kapılarından Ey Allah'ın sevgili kulu burada hayır büyük bir hayır ve bereket vardır diye çağrılır. Femen kim kâne olursa min ehli salati namaz ehlinden olursa duaya çağrılır min babis salati namaz kapısından çağrılır. Namaz ehli namaz kapısından. Ve men kâne min ehli cihadi kim cihat ehlinden olursa du'ye çağrılır min babil cihadi cihat kapısından çağrılır. Ve men kana min ehli siyami kim oruç ehlinden olur ise du'ye du çağrılır min babir reyyani reyyan kapısından çağrılır. Reyyan dedik su, su, su yani suya kanmak. O kapıdan giren bir daha asla ebediyen susazmayacak. Ve men kana min ehli sadakati kim sadaka ehlinden zekat ehlinden olur ise du'ye çağrılır min babil sadakati sadaka kapısından çağrılır. Kale Ebu Bekir. Hazreti Ebu Bekir dedi radıyallahu anh. Allah ondan razı olsun. Bi ebi babam ente ve ummi ya Resulallah. Ey Allah'ın Resulü anam babam sana feda olsun. Ee, ma ala men du'ye min tilkel ebuvabi min zaruratin. Şimdi diyor ki burada buraya şöyle bir mana verebiliriz. Hz. Ee, Hazreti Ebu Bekir diyor ki Anam babam sana kurban olsun ey Allah'ın resulü. Gerçi bu kapılardan şey bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur ama yoktur demiş. Şöyle bir manada verilebilir. En hemen du'iye e, muhakkak ki e, çağrılan çağrıldı o kimse. E, Minba bin min bu abi bu cennet kapılarından bir kapıdan çağrılan kimse leyset yoktur lehu o kimse için hacetun bir ihtiyaç yoktur neye ila en yudua çağrılmaya min cemi'il ebvabi diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur yani buradaki hadisin manası gibi verebiliriz yani gerçi bu kapıların birinden çağrılan kimselerin diğer kapılarından çağrılmaya ihtiyacı yoktur veya şöyle bana da verebiliriz. Leysa <laughs> ala o şahıs üzerine yoktur ki yudu'a çağrıldı min <laughs> eyyi babi min tilkel abi. Bu kapılardan herhangi bir kapıdan bu kapıların herhangi birisinden çağrılan kimseye yoktur. Ne yoktur? Zararun yelhaquhu ebeden. yani ona bitişen, ona bir zarar gelmez. Yani ee, bu kapılardan bir kapıdan çağrılan bir kimse, e, yani bu kapılardan bir kapılardan çağrılıp da diğer kapıdan çağrılmayan kimseye e, bir zarar erişmez buyuruyor. Yani bura iki şekilde yorum, yorumlanır. Bir, birincisi bu kapılardan birisinden çağrılanın diğer kapılardan girmeye ihtiyacı yoktur. Veya bu kapılardan bir kapıdan çağrılan kimseye e, diğer kapılarından çağrılmadığı için ona bir zarar erişmez diye iki şekilde yorumlanabilir. Fehel yudua ahadun min tilkel ebvabi kulliha. Dedi ki ya Resulullah fehel yudua çağrılır mı ahadun bir kimse min tilkel ebvabi kulliha. Bu cennet kapılarının tamamından aynı anda e, hepsinden çağrılacak kimse var mıdır? Evet. Bu kapıların hepsinden birden çağrılacak kimse de var mıdır? Böyle bir yiğit, baba yiğit var mı? Böyle cennetlik bir insan var mı diye soruyor. Fakala dedi ki Peygamber Efendimiz Naam evet olacak var ve ercu ben umuyorum ki entekune minhum Ey Ebu Bekir senin onlardan entekune senin olmanı minhum onlardan olmanı umuyorum muttefakun aleyh sahih Buhari ve sahih Müslim'den rivayet edilen bir hadis-i şerif yani Hazreti Ebu Bekir cennetin tüm kapılarından çağrılacak bu müjdeyi Peygamber Efendimiz kendisine ee, veriyor müjdeliyor Rabbim bizlere de bu müjdeyi alabilmeyi nasip eylesin. Çok gayret etmemiz lazım, çok çalışmamız lazım. Hazreti Ebu Bekir büyük bir insan, Peygamber Efendimizin en büyük sahabesi. Rabbim onların şefaatlerine nail eylesin.